Tabii bunu önce bir araştırdım. Çünkü son 3,5 yılda, yani aslına bakarsanız elektrik fiyatları bizde 2018 yılının başına kadar uzun bir müddet çok fazla artmadı. Neredeyse sabit kaldı diyebiliriz ama 2018 yılı başından itibaren hızla artmaya başladı ve rakamlar günümüzde konutlarda %120, sanayide %170'e varan oranlara kadar çıktı. Bu son 3,5 yıl boyunca. Tabii bunun nedenini ben de merak ettim ve acaba ithal enerji kaynakları nedeniyle mi? Bu enerji kaynaklarının fiyatları nedeniyle mi diye bunu bir araştırdım. Aslında çok da öyle olmadığını gördüm. Çünkü açıkçası bu 3,5 yıl boyunca özellikle de ilk 2,5 yılda enerji fiyatları, kömür, gaz, petrol fiyatları hakikaten bir bahar dönemi yaşadı diyebiliriz. Bu kaynakların fiyatları ilk 2,5 yılda ilk 2018 Ocak ayı değerlerinden hep düşük seyretti. Ve aslına bakarsanız bu 3,5 yıl boyunca olan ortalamayı aldığımda şunu gördüm. 2018 Ocak ayı başlangıç değerinin altında bir ortalama fiyat düzeyleri var. Dolayısıyla eğer bu ithal kaynakların elektrik fiyatlarına bir yansıma olacaksa bunun artış yönünde değil, aksine azalış yönünde olması gerektiğini gösterdi bu bana. Ama tabii başka bir faktör var. O da ne? Asıl etkili olan faktör döviz kuru. Döviz kurunda 2018 yıl başından bugüne kadar dolar kurunda %130 düzeyinde bir artış var. Ve ithal kaynak fiyatları değil ama döviz kuru nedeniyle bunların bize olan maliyetlerinde artış söz konusu oldu ve bu elektrik fiyatlarına da aynı şekilde yansıdı. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor fiyatta? Evet, bundan sonrasında tabii ben aslında bundan sonrası için daha kötümser noktadayım. Daha sorumlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü doğru, bu 3,5 yıl boyunca bu ithal kaynakların fiyatları düşük seyretti ama özellikle de son 3-4 ayda fiyatlar hızla yükselmeye başladı. Gerek petrolde, doğalgazda, özellikle de kömürde son 4 aylık artışlar %50'leri buldu. Tabii bunlar olduğu gibi ithal kömür santrallerine, ithal gaz santrallerine yansıyacaktır. Tabii bu söylediklerim benim uluslararası piyasalardaki fiyatlar. Elbette ben ithal santrallerin hangi sözleşmelerle hangi fiyattan kömür aldıklarını, doğalgaz aldıklarını, Türkiye'nin doğalgaz kontratlarının net olarak ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinden hareket ederek böyle bu tür sonuçlara varabiliyorum. Dediğim gibi ithal kaynak fiyatları son 4 ayda özellikle son derece hızlı yükseliyor. Dolayısıyla bu yüksek fiyat düzeylerinden tabii enerjide ithalat bağımlısı ülkeler öncelikle zarar görecekler ama asıl zarar görecek olan ülkeler Türkiye gibi döviz kurları da aynı zamanda hızla yükselmekte olan ülkeler olacaktır. Yani sonuç olarak bir yandan yükselen ithal kaynak fiyatları ama bence ondan daha önemlisi Türkiye'nin yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek kur ortamı bundan böyle Türkiye'deki elektrik fiyatlarını zapt edebilmekte enerji yönetimleri büyük zorluk çekecektir diye düşünüyorum.